Kimsin? Sen kimsin? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Bugün ne yaptım? Aslında eşimle alışverişe gidecektik. Onu bitmek bilmeyen işler yüzden gidemedik. Ilgaz'ı önceden göndermiştim annemgile. Annemin birkaç tane tahlil sonucu vardı, Çorum'a gitmişlerdi. Onların sonucunu almak için bugün bir de Ramazan satranç turnuvası vardı. Çorum'a gittiler. Geldiler, hemen Ilgaz'ı verdim. Ben dedim bir yarım saat sonra geliriz. Ama eşim gelmedi. Benim de arabam annemgilin evinin önünde. Kış geldiği için sürekli çalıştırmak istemiyorum. Bir de Ilgaz'ın otokoltuğunu almadım daha. Rahat durmuyor Ilgaz. O yüzden araba annemgilin evine de yürüyerek gidiyorum annemgile şu anda. Zaten yakın evimiz bildiğiniz gibi. Uzun zamandır da yürüyüş yapmıyormuşum, onu fark ettim. Hava çok güzel, yaz günü gibi. Umarım... Ne umarım? Ummayın arkadaşlar, ne umuyoruz yine? Evet, şimdi gitmeye devam ediyorum. Dünkü attığım tarifte madımak yemeği atmıştım. Çoğu takipçimiz şey yazmış, pastırmalı yapıyoruz biz yazmış. Ben Merzifon'da yaklaşık 17-18 yıl bitecek. Öyle mi oluyor, bir dakika? Evet, tam 17 yıl olmuş, 24 yaşındayım. 7 yaşında gelmiştim buraya. 17 yıldır inanın, babamın ortağı da buralıydı zaten, Merzifonluydu. Onlarla da çok vakit geçirdik. Merzifonlu annemin arkadaşları da vardı. Hepsinin evindeydim ama hiçbirinde pastırmalı görmedim ben. Kıymalı yapıyorlar genelde burada. Pastırmalı, hatta birkaç kişileri, bayağı bir kişi yazmış. Hiç duymadım ama denemek istiyor muyuz derseniz de annem pastırmayı sevmez. Babam çok sever. O yüzden bilmiyorum artık dener miyiz ama eşim çok sever pastırmalıyı. Babam da sever, onlar için bir şey yapabiliriz belki. Hiç de duymadım pastırmalı madımak yemeğini. Dediğim gibi şaşırdım yani. Öyle. Evet, burası da Sosyal Güvenlik Kurumu. Bizim eve bayağı yakın annemgile. Annemgile benim evimin tam ortasına hatta. Yolu yaraladım ben zaten. Böyle bir şey tarif edeceğin zaman falan SGK'nın altı, SGK'nın üstü değil de çok kolay oluyor. Her yeni böyle kurumsal bir yerin bir yerde olması, tarif ederken paket falan istediğimiz zaman çok kolay oluyor. Evet, şurada Vera Gross var. Geçen alışverişine gelmiştik bildiğiniz gibi. Valla normalde buralarda hiç araba olmazdı. Sağ şeritte gördüğünüz arabalar. Şu an işleri iyi gibi gözüküyor. Zaten burada alışveriş yapanlar hep arabalarıyla gelir genelde. Çünkü hep toplu alışveriş yaptıkları için sıvı yağını, çayını, şununu bununu hep toplu alıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla da annemgile yakın olduğumuz için biz ekmekleri falan da alıyoruz burada. O da görüyorum kimin ne aldığını, az çok kasada beklerken görüyorsunuz. O da iş yapıyor gibi duruyor. Çünkü fiyatları makul fiyatlar gerçekten. Bayağı da büyük gördüğünüz gibi. İki sitenin altı. Yol düşenler mutlaka uğramalı. Şu aşağı hasta annemgilin evi hemen. Yakın olması çok avantajlı. Şurada BİM var. Şurada A101 var. Artık burası bir alışveriş merkezine döndü. Hepsi yan yana. Bir insanın bir ihtiyacı olduğu zaman birini de bulamazsa birini de kesinlikle buluyor. Ve yürüyerek bizim eve çok yakın olduğu için bizim için çok avantaj. İnsan can sıkıldı mı? Zaten burada AVM alışveriş merkezi olmadığı için insanlar genelde A101, BİM ve Şok'taki aktüelerinleri merak ediyor. Onlara gezmeye gidiyoruz. Şimdi iyice büyüdü. Şuradan şuraya geldim ama burnum üşüdü. Ne yalan söyleyeyim. Evet, bugün salonumu temizledim. Şu iki sandalyeyi, mutfak sandalyem, onları buraya attım. Burayı hiç kullanmıyoruz diyebilirim. Gördüğünüz gibi mobilyalarımız annemle aynı. Beraber almıştık. Şurada da yemek masam var. Şunları kendim yapmıştım. Bu BİM'de satılan içecekler var ya, onlardan sarıp sarıp. Canım sıkıldı hamileyken. Bunu da ev hediyesi olarak gelmişti bana. Evimde pek bir şey yok. Tablo falan. Çünkü pek de bir şey yapasım yok. Ev kira çünkü. Şu da ortadaydı. Asamadım. Artık ne zaman asarım bilmiyorum kardeşim. Geldiği zaman onu astıracağım.
Burada ayıcıklarım var. Bu resmi ben yapmıştım. Gördüğünüz gibi Nazik K yazıyor. Nazik Kartal. Burada bizim resmimiz var. Evet, burası benim salonum. Bugün burayı temizledim. Şu tabloya da bayılıyorlar. Bir daha göstereyim. Gerçekten çok samimi bir fotoğraf. Eskilerden anımsatıyor. Bugün burayı temizledim. Bir tek toz alması kaldı. Tozunu alıp çıkacağım buradan. Burayı hiç kullanmadık diyebilirim. Bir tek Erdoğan dayımgil gelmişti. Onlar varken bir kere yemek yedik burada. Başka türlü hiç kullanmadım arkadaşlar. Geleni genelde mutfak tarafında ağırlıyorum. Bu arada niye buradan devam ettim videoyu derseniz, annemgile gittiğim hali çekmiştim açılışta. Onu dün çektim. Orada birkaç tane merak ettiğin şey vardı. Onları cevapladım. O yüzden koydum başa. Annemgile gittik dün, pek bir şey çekemedim orada. Çünkü yemek falan yaptık. Bir de ılgaz biraz rahatsızdı. Ben de biraz boğazlarım ağrıyordu. Çekim yapmak istemedim. Bir de akşama doğru da bizim paketçinin babası kalp krizi geçirdi. Allah rahmet eylesin. Akşam direkt vefat etti. Bugün de hatta cenazesi var. Eşim oraya gitti. Ben akşam gittim ama çocukla her yere giremiyorum. Ilgaz varken olmuyor. Valla ölüm zor, anlık. Çocuk gündüz çalışıyor da bir anda aradı ailesi. Babam fenalaştı, gel diye. Daha 51 yaşındaydı. Kalp krizinden vefat etti. Allah kalanlara sabır versin. Allah kimseyi ailesiyle sınamasın. Ben de bugün temizlik yapayım dedim. Biraz kafamı dağıtayım. Valla inanın hiçbir şey yiyemedim. O kadar etkilendim ki dün hastaneye gittim ben. Doktorun o konuşmalarını ben de dinledim. O yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim. Dün çekemedim o yüzden. Bugün çekiyorum. Evet. Parka getirdim çocukları. Ramazan bana geldi demiştim. Şurası da bizim evimiz. Dediğim meşhur park burası. Küçük ama yine de şuralarda falan bayağı yazın yürüyüş falan yapıyorlar. Kalabalıklaşıyor. Hadi bakalım Ramazan, kayın. Dayı yeğen oynuyorlar. Küçük dayı. Hadi şuraya bir daha kay Ilgaz'la. Yapabilirsin. Hayır. Evet. Ramazan elini tutamadı. Yavaş. Ben böyle işim ya. Kalkacak. Gel. Gel bebiş. Bakın ayıcık var burada bir tane, bak. Gel. Sen ne yapıyorsun? Ilgaz. Yavaş yavaş düşersin. Ne güzel oturuyorsun ya. Ilgaz, o yalnız. Hayır aşkım. Abarttım bence. Evet. Hello. Bu her yere gider ama. Dışarı gider mi? Evet. Uğur'a dayanamadı, geldi. Çünkü Ilgaz ilk defa dışarı çıkıyor park olarak. Yani daha yeni yeni şey yapıyor. Ramazan'da spor yapıyor. İnceltiyor muyuz Ramazan karın bölgemizi?
Pandemide çok kilo aldı ama kilosu yine iyi. Önceden çok zayıftı, şimdi iyi ama yine de kilosundan memnun değil. Vur şuradan, kay şuradan. Turuncuda. Yo pis. Su mu yapmışlar? Yo yo pis değil. Irgaz. Yok.